Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugünkü video içeriğimiz Türkiye'de kullanılan en sorunsuz markalar, araba markalarını söyleyeceğim size. Ve bu konu hakkında birazcık sizinle sohbet etmiş olacağız. Yani sohbet muhabbet tarzında bir video içeriği olmuş olacak arkadaşlar. Ve bu markaları bir araştırdım. İnternette biraz bir araştırmalar falan yaptım. Hangi markalar daha sorunsuz ve araştırmalara göre çıkan markalar hangileri falan. Neyse yavaştan şöyle geçelim. Hatta not aldım şuraya da. Ya aklımda var da şu an tamı tamına söyleyeceğim size. Hangi markalar daha sorunsuz. Öncelikle arkadaşlar dediğim gibi bu videomuz hangi markaların daha sorunsuz olduğuna yönelik bir video. Eğer bu videoyu beğenirseniz, yani hoşunuza giderse, derseniz ki yorumlarda ya işte abi video içeriğin güzelmiş, en sorunlu arabaları da söyler misin? Hangileri en sorunlu? Daha sonrasında yani bu tarz videoları çekmeye çalışırım arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoyu beğenirseniz en sorunlu araçlar da gelir. Şu an en sorunsuzlardan bahsedeceğim. Yavaştan şöyle bahsedeyim arkadaşlar. Bu testleri yapan şirketler var. Anket yapıyorlar daha doğrusu. Bağımsız kuruluşların yaptığı anketleri, yani anket sonuçlarında bu markalar bulunmuş. 10. numarada Mazda var. Zaten markaları söylerken şuraya fotoğrafları da koyarım. Ve bu arada şu an sadece markaları söylüyorum. Eğer dediğim gibi videoyu beğenirseniz markalardan daha sonra özellikle mesela atıyorum örnek veriyorum. Mazda 3 veya işte Toyota Auris veya işte Toyota Corolla gibi gibi tam marka örnek veririm yani. Şu an ama sadece markaları örnek vereceğim. Tam marka vermeyeceğim. Evet, dediğim gibi arkadaşlar en sorunsuz otomobillerden biri 10. numarada Mazda çıkmış arkadaşlar. 87 puanla yani halk bunu seçmiş, öyle söyleyeyim size. Bunlar tabii ki de 87, 88, 89 diye gidiyor ve bazıları yine 87 ama onların küsuratı var. Mesela Mazda atıyorum 87.300, Nissan 87.400 olarak daha çok oy almış mesela örnek. 9. sırada Nissan arkadaşlar. Genellikle biliyorsunuz ki Japon grupları en sorunsuz arabalar olarak gündeme oturuyor. Onu da söyleyelim. 8. numara arkadaşlar ve benim de 7 seneden beri kullandığım araba olan Mitsubishi arkadaşlar. Bende de L200 vardı. Belki bilenler bilir, kanalımda da videosu var. Mitsubishi arkadaşlar gerçekten çok sorunsuz bir araba. Çok da memnun kalmıştım. Ama bizim ülkemizde değeri pek bilinen bir araba değil. Ve zaten de şöyle bir şey var. Yaptığı arabalarda ne bileyim insanların hoşuna gitmedi. Zevk meselesi olarak da diyebiliriz. Sadece işte L200'ü çok tutuldu. Hadi Mitsubishi Evo'lar, Lancer'lar falan, onlar gençlere hitap ediyor genelde. Ama mesela bak Lancer'ların ikinci ellerine bakın arkadaşlar. Hep 300 binde, 400 binde. Yani kilometreleri 1 milyona kadar dayanıyor arkadaşlar. Gerçekten sorunsuz bir araba. Nissan da tabii ki de öyle. Nissan'ın da aklını yememek lazım. Nissan da çok sorunsuz bir araba. Neyse Mitsubishi 89 puan almış arkadaşlar. Ve 7. sırada gönülleri fetheden bir marka arkadaşlar. Honda. Herkesin çok sevdiği Honda. Yani gerçekten benim de çok sevdiğim bir araba. Honda gerçekten öyle arkadaşlar. Hatta Honda'lar mesela uzman çavuş kasa olarak da bilinir. Yani neden diyeceksiniz. Ben hatta küçüktüm, benim dayım da uzman. Honda vardı. Onun arkadaşı vardı. Onda da Honda vardı. Hatta sormuştum. Demiştim ki ya abi derdim, niye hep sizde Honda var? Hiç unutmam, bana şöyle bir cevap vermişti. Kardeşim biz genellikle uzun yollara çıktığımız için derdi, bizi yolda bırakmayacak araç, motoru sorun çıkartmayacak araç lazım. O yüzden de Honda bu konuda çok iyi. Motor konusunda çok iyi falan derdi. Oradan da hiç unutmam. Honda o konuda gerçekten çok iyi. Zaten Honda'nın önceki araçlarına bakın, full benzinli. Benzin artı LPG. LPG'ye de çok uyumlu araçlar zaten. Yani benzinli araç zaten dizele göre daha uzun ömürlü. Honda da bunlardan biri arkadaşlar. Ve bu da 89 puan almış. 6. sırada arkadaşlar Smart var. Smart dediğimiz araba bilmeyenler için Alman grubunun bir arabası. Mercedes altında üretilen bir marka arkadaşlar. Bir nevi Mercedes diyelim biz ona. 6 numarada yani Smart demişler ama benim için Mercedes yani. Öyle söyleyeyim, Mercedes. Ne demişler? Yıldız olsun. Yıldız anlamı suyunu koy yağına bak. Bir de bir şey daha vardı. Suyunu koy yağına bak. Lastiklerini kontrol et, yola devam et işte arkadaşlar. Mercedes gerçekten 10 numara bir araba. Mercedes de 89 puanda kalmış.
Sonrasında çekik gözlülerin, tek Japonlar değil tabii ki de, bu işin ustaları da var. Ustaları var derken Japonlardan sonra, yani daha doğrusu öncesi, yani Japonlar kadar olmasa da Güney Koreliler de bu işin ehli yani arkadaşlar. Bugün bende konuşma şeyi var, gerçekten cümlelerimi toparlayamıyorum. Böyle durup da video anlatmaya pek alışık değilim. Yani durup derken arabayı falan sürmeyince, ne bileyim, arabada sadece oturunca değişik geldi bana. Bu arada evet, 5. sırada arkadaşlar Kia var. Kia, o da 89 puan almış. Kia da gerçekten çok güzel bir marka, herkesin memnun olduğu bir marka. Ama bizim ülkemizde fazla değer görmedi arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Oysa ki ben arabalarını falan çok seviyorum. Çok güzel özellikleri var. Özellikle bir arabasını örnek vermem gerekirse X-Seat'ler arkadaşlar. Size yemin ediyorum özellikle 21 modelleri muhteşem. Vallahi muhteşem. Sonrasında arkadaşlar 4. sırada, buna şaşırdım, yeni çıkan bir marka arkadaşlar. Ne olabilir sizce? Cupra. Cupra diyen de var, Cupra diyen de var. Ben Cupra diyorum. Cupra daha çok balık aklıma geliyor yani. Cupra arkadaşlar. Bu biliyorsunuz ki Seat grubundan ayrıldı. Yani Seat'ın bir markasıydı arkadaşlar. Yani bunlar, Almanlar şimdi dediler ki daha iyi araba yapalım, ne yapabiliriz gibisine. Seat'ı artık şey, yani geliştirmenin yerine onun yerine direkt yeni bir marka falan çıkarttılar. Cupra'yı çıkarttılar. Gerçekten güzel araba. Ve o da 91 puan almış. Ve 3. sırada arkadaşlar herkesin çok sevdiği bir araba. Yeni kasalarını ben de seviyorum ama eski kasalarını hiç sevmiyorum. Özellikle neyse, hadi söyleyeyim. 1.33 Life'ları, yani Toyota Corolla arkadaşlar. 1.33 Life'lar benzinli zaten. Motoru sorunsuz araba Toyota genel olarak. Ama 1.33 Life'ları en sevdiğim, en berbat arabası yani. Düz yolda bile zor gidiyor. Nalet olsun o arabaya. Yani onu alacağıma gider, sorun çıkartan bir araba alırım, öyle diyeyim ben size yani ya. Gitmiyor abi araba. Gitmiyor, durmuyor. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar 3. sırada Toyota var. Toyota gerçekten bu işin, yani Japonlar deyince aklı direkt Toyota yani abi. Toyota, buna da öğretmen kasa, emekli öğretmen kasa diyorlar. Çünkü sanayiye girmiyor. Sadece zaten bakın mesela 99 yılında Toyota'nın servisleri batmıştı. Efsane kasa yüzünden. Efsane kasayı Toyota, efsane kasa Corolla'yı bilenler bilir. Bilmeyenler de fotoğrafını koyarım ben şimdi. Mesela onun servisi o yönden sıkıntılı. Son zamanlarda ondan sonra arabanın artık hani birkaç yerini bilerek bozulacak ürünler taktılar. Çünkü servis para kazanmıyordu. O da 91 puan almış. İkinci sırada arkadaşlar Subaru var. Subaru nasıl girdi ikinci sıraya anlayamadım ben. Ama Subaru da bizim ülkemizde hiç tutulan bir araba değil arkadaşlar. Yani bu veriler genel olarak Avrupa'da da yapılan şeyler. Mesela Avrupa'ya Subaru iyi markaları, yani kendi arabalarını iyi iyi gönderiyordur derken farklı farklı modelleri gönderiyordur. Bizim ülkeye göndermiyordur mesela. Zaten bizim ülkede tutulan bir araba değil. Fazla da bir şey yok arkadaşlar. Birinci sırada da yine çok sevilen araba. Harbiden sıkıntı çıkartmayan arabalardan biri arkadaşlar. Suzuki var arkadaşlar. İlk numarada. Suzuki de gerçekten muhteşem bir marka ama dediğim gibi Suzuki de hiç tutulmadı yani arkadaşlar Türkiye'de. Neden bilmiyorum. Bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Bir araba bozulmuyorsa tutulmuyor arkadaşlar. Onu anlamadım. Ben Suzuki'de 93 puan almış. Subaru da 93 puan almış. Onu da söyleyeyim. Ve bir marka daha var arkadaşlar. Bu da tutulmayan bir marka. Ama neredeyse hiç bozulmayanlar arasına girip de bu markalardan hariç en birinci olan marka, kral marka diyebiliriz. Lexus arkadaşlar. Bunu kral olarak seçmişler. Yani hiç bozulmayan araba kategorisine seçmişler. Onu da söyleyeyim size. Dediğim gibi arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Yani güzel olduğuna inanıyorum. Yani ben bunları araştırarak buldum. Dediğim gibi bağımsız kuruluşların yaptığı bir anket bunlar. Tüm Avrupa'yı da şey yapan bir anket arkadaşlar. Tek bizim buranınki değil. Ama zaten bizim burada da işte Nissan, Mitsubishi, Honda, bunlar Toyota. İlk sıralarda gelen markalar arkadaşlar en sorunsuz grubunda. Dediğim gibi bu videoyu beğenirseniz, hoşunuza giderse en sorunlu araçlar ve en sorunlu şanzımanlar gibi bu tarz videoları çekeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.